Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Gespräch im Hotel. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, buna benzer bir diyalog çalışmasını bir önceki dersimizde yapmıştık. Burada da gene bir resepsiyonda geçen bir diyaloğu görüyor olacağız. Burada bir bilgilendirme var arkadaşlar. Otelle ilgili bir bilgilendirme. Dilerseniz diyalogumuz hemen başlasın. Öncelikle bilinmeyen kelimelerin üzerinden geçelim. Ardından interaktif olarak sizinle beraber bu diyaloğu yapalım arkadaşlar. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Evet, Guten Tag neydi arkadaşlar? İyi günler. Kann ich Ihnen, size yardımcı olabilir miyim demek arkadaşlar. Helfen, yardım etmek demek. Dolayısıyla size yardımcı olabilir miyim diye sorarken modal fiilimiz können'i kullanıyoruz. Dolayısıyla kann ich Ihnen helfen diye sormuş oluyor resepsiyon görevlisi. Müşteri olarak biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Hallo diyebiliriz, Guten Tag diyebiliriz. Bakın burada hallo denmiş. Ich möchte wissen, wann das Restaurant geöffnet hat. Evet arkadaşlar, ich möchte wissen, wissen bilmek demek arkadaşlar. Bilmek isterim diyecek olursak demek ki ich möchte wissen diyorum. Wann das Restaurant, yani restoran ne zaman açılıyor bilmek isterim. Güzel Türkçemizde biz bunu geniş zamana yayabiliyoruz, öyle değil mi? Ne zaman açıldığını diyoruz. Ancak burada arkadaşlar fark ettiyseniz öffnen, hat geöffnet, yani perfekt zamanda incelenmiş oluyor. Hat geöffnet, açıldı demek. Demek ki ben bunu geniş zamana yaydığımda bilmek isterim restoranın ne zaman açıldığını diye söylediğimde ne diyecekmişim arkadaşlar? Ich möchte wissen, wann das Restaurant geöffnet hat diyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar, das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 6:30 bis 22:00 geöffnet. Und am Wochenende von 8:00 bis 23:00. Evet, uzun gibi gözükse de aslında gayet açık bir cümle, öyle değil mi? Ne diyor bu cümle bize arkadaşlar? Restoran, evet bakın burada da gene perfect yapı söz konusu. Hat geöffnet, açıldı. Ancak ben bunu geniş zamana yayıyorum. Güzel Türkçemizde bu farklı bir şekilde yorumlanıyor. Geniş zamana yaydığımda Türkçe'de daha farklı kullanmış oluyorum. Buraya baktığımda demek ki ne diyor arkadaşlar? Von Montag, pazartesinden bis Freitag, cumaya, von 6:30, yani saat 6:30'dan bis kadar demekti. Bis 22:00, saat 22'ye kadar açık, geöffnet. Und am Wochenende, am Wochenende neydi arkadaşlar? Hafta sonu demekti, öyle değil mi? Und am Wochenende von 8:00 bis 23:00. Evet arkadaşlar, demek ki ne diyor bu cümle bize? Hafta sonunda 8'den 23'e kadar açıkmış. Dolayısıyla bunu toparlayacak olursak, das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 6:30 bis 22:00 geöffnet und am Wochenende von 8:00 bis 23:00. Buraya baktığımızda sehr gut, çok iyi, vielen Dank, çok teşekkür ediyoruz değil mi? Vielen Dank. Und können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Können Sie mir sagen, söyleyebilir misiniz? Sagen neydi arkadaşlar? Söylemek demekti. Mir, bana. Bana söyleyebilir misiniz derken können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Değil mi? Sauna nerede, söyleyebilir misiniz derken und können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Die Sauna ist im Keller. Evet, sauna neredeymiş arkadaşlar? Im Keller neydi? Bodrum katı demekti. Demek ki sauna bodrum katında derken ne diyecekmişiz arkadaşlar? Die Sauna ist im Keller. Die Öffnungszeiten sind täglich von 19:00 bis 23:00. Die Öffnungszeiten, açılış saatleri demek arkadaşlar. Evet, açılış saatleri täglich, her gün anlamına geliyor arkadaşlar. Açılış saatleri her gün kaçta kaç arasındaymış arkadaşlar? Von 19:00 bis 23:00, değil mi? Saat 19
ila 23 arasında derken demek ki die Öffnungszeiten sind täglich von 19 Uhr bis 23 Uhr demiş oluyoruz. Ich wünsche viel Spaß. Evet, wünschen neydi arkadaşlar? Wünschen, dilemek, istemek değil mi? Dilemek. Ich wünsche viel Spaß. Çok eğlence, yani iyi eğlenceler dilerim diyecek olursam güzel Türkçemizde. Buraya ne demiş oluyoruz, bunun Almanca karşılığı neymiş? Ich wünsche viel Spaß. Evet, bunun karşılığı olarak da çok teşekkür ediyoruz. Ne diyeceğiz o zaman? Vielen Dank demiş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich möchte wissen, wann das Restaurant geöffnet hat. Hallo, ich möchte wissen, wann das Restaurant geöffnet hat. Das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von 8 Uhr bis 23 Uhr. Das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von 8 Uhr bis 23 Uhr. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gut, vielen Dank. Und können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Und können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Die Sauna ist im Keller. Die Sauna ist im Keller. Die Öffnungszeiten sind täglich von 19 Uhr bis 23 Uhr. Die Öffnungszeiten sind täglich von 19 Uhr bis 23 Uhr. Ich wünsche viel Spaß. Ich wünsche viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Dilerseniz interaktif çalışmamız başlasın. Bu çalışmada arkadaşlar gereken boşluğu ben size tanıyacağım. Ben şimdi resepsiyon görevlisiyim. Sizler de müşteri. Hazırsanız başlayalım. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Und am Wochenende von 8 Uhr bis 23 Uhr. Die Sauna ist im Keller. Die Öffnungszeiten sind täglich von 19 Uhr bis 23 Uhr. Ich wünsche viel Spaß. Dilerseniz arkadaşlar bu diyaloğu tekrarlayalım. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von 8 Uhr bis 23 Uhr. Die Sauna ist im Keller. Die Öffnungszeiten sind täglich von 19 Uhr bis 23 Uhr. Ich wünsche viel Spaß. Evet arkadaşlar, dilerseniz bu sefer ben müşteri olayım, sizler de evet resepsiyon görevlisi. Evet, hazırsanız başlayalım. Hallo, ich möchte wissen, wann das Restaurant geöffnet hat. Sehr gut, vielen Dank. Und können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Vielen Dank. Dilerseniz bu diyaloğu da tekrarlayalım arkadaşlar. Hazırsanız başlasın.
Hallo, ich möchte wissen, wann das Restaurant geöffnet hat. Sehr gut, vielen Dank. Und können Sie mir sagen, wo die Sauna ist? Vielen Dank. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir diyalog çalışmasını görmüş olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı ve yorum bırakmayı, ilgili zili, bu bildirim zilini mutlaka tıklayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.